Hakkari alan düzünde teröristlerden evet. temizlendiğini ifade ediyor. Bunu da aktarmış olalım. Tabii o elhamdülillah. Bu güzel haber. Tabii altılmasının da başı sağ olsun. Neyse. Amerika'nın büyükelçisinin de. Tabii. Aynen öyle. Flake'ın de Amerika'nın büyükelçisinin de. Bu condolences. We convey our condolences. İngilizce söyleyelim de. Onlara başsağlığı iletelim. Bizim için milletimizde gözü aydın. Gözümüz aydın. Onlara da başsağlığı. Aynen öyle. Evet abi. Bazı sevdanın yolları sana kurşunlar hocam. En son böyle yani Meral Akşener biliyorsun avuç kurşun dağıtıyor etrafı. Dün konuşamadık ama bugün belki konuşuruz. İstanbul annemizde çoktan beri bunu görmemiştik. Hatta en son 2018'den sonra seçimlerden sonra 5 sene geçmiş. Ya dedim artık önümüzde 5 yıl. Ya 5 yıl az zaman değil ya insan hayatında. Beşerden en fazla 4 seçim. Gençlik yılında 4 tane seçim görüyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük özelliği Sayın Cumhurbaşkanımızın. Çok büyük kitleleri ya biz. Hakikaten Türkiye tarihinde yoktur bu kadar büyük kitlelere hitap eden. Meydanları seven, meydanlarla coşan, meydanları kendi hisseden, halkın da kendi hissettirdiği bir şeydir, fenomendir yani bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız. Çoktan beri böyle bir şey görmedik. Onun için heyecan yaptım. Yani 7 Mayıs'ta zannedersem ben milyonlar bekliyorum yine. Ne de aklımızda kalıyor biliyor musun? Miting meydanına gidiyoruz. Görevli olarak da işte ekip olarak basın mensubu olarak da. Miting yaklaşıyorsun ona bir saatte meydana girmeye çalışıyorsun. Öyle büyük bir organizasyon. Yok yani hakikaten tarih yazıyor. Ve hakikaten de ben 7 Mayıs'ta İstanbul'da seçime bir hafta kala seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak da çok önemli sinyaller alacağını inanıyorum. İstanbullular bence büyük katılım sağlayacak adoda. Bir de özlemişiz yani çok büyük şeyleri. Bu sene gerçi bu depremden dolayı böyle çok şarkılı türkülü, eğlenceli şeyler olmayacaktır. Olmadı zaten, olmuyor da. Ama 7 Mayıs'ta belki coşkuyla, elde bayraklarla İstanbullular bir araya gelecek. Bir İstanbullu olarak da hakikaten çoktan beri görmedik seçim 2018'den beri de böyle tabii. Çok dev mitingler. Yani ben milyonun altı beni kesmiyor. Birkaç milyon olacak falan. Ki dünyada zordur yani yoktur böyle mitingler. Ben hep onu öyle mukayese ediyorum. Mesela git Amerika'ya orada burada hani kampanya oluyor ya böyle. 10 bin kişi böyle geldi mi başına koy. Yani böyle 1 milyon kişiye konuşmazlar liderler, senatörler. Erdoğan 5 milyona konuşmuşluğu vardır. 7 milyona konuşmuşluğu vardır yani. İşte hac zamanı işte hacda dünyanın her tarafında 3 milyon insan bir araya geliyor Arafat'ta falan. Kalabalığı düşün. 12 katı falan insan kalabalıklığı ve bir lider konuşuyor. Onu bekliyorum heyecanla. İnşallah dediğim gibi yani AK Parti bu hususta mahir. AK Parti seçmeni de liderini yalnız bırakmayacak derecede liderine sahip çıkan bir seçmen, bir kitle. Onu da hatırlatmakta evet. fayda var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bunu tek adam iyi değil. Bak biz ne güzel çoklu karar veriyoruz. Bu tabii kaos olmamalı ama her fikrin konuşulduğu bir durum, bir oluşum tek sesliliğe tercih edilmeli gibi kıymeti kendinden menkul açıklamalarla. Zühür tesellisi. Zühür tesellisi yine bir anlamı var zühür tesellisi. Bu zühür tesellisi bile değil yani.